Başbakan Ahmet Davutoğlu, terörle mücadeleyi AK Parti'nin seçim yatırımı olarak gösterenlere sert sözlerle yüklendi. Şimdi bu operasyonları, bu huzur harekatını, huzur operasyonunu AK Parti'nin bir seçim yatırımı gibi göstermeye çalışan bu çevrelere, bu kumpas kuran bu çevrelere dönük olarak da şu soruyu sormak istiyorum. 7 Haziran seçimleri sonrasında kim saldırıları başlattı? Kim Adıyaman'da bir askerimizi şehit etti? Kim gece uykusunda uyuyan polislerimizi haince, alçakça şehit etti? Kim Suruç'ta 32 vatandaşımızı şehit katletti? Kim yapmışsa bunları, savaşı onlar başlattı ve savaşı başlatanlara da biz Türkiye'nin huzuru için bedel ödetmeye kararlıyız. AK Parti İletişim Merkezi'nin 2 milyon gülen yüz programı ödül töreninde konuşan Davutoğlu, 7 Haziran seçiminin ardından MHP lideri Bahçeli'nin her şeye hayır dediğini söyledi. İlk anda daha 7 Haziran gecesi başka partileri görevlendirmeler, şunlar koalisyon kursun, biz bu işin içinde yokuz diyen Sayın Bahçeli'dir. Bize Millet Ana Muhalefet Partisi görevi verdi diyen Sayın Bahçeli'dir. Her konuşmasında kapıları kapatan, yeni fikirlere imkan ve ihtimal dahi vermeyen Sayın Bahçeli'dir. Sizinle bir koalisyon kurmayız. Birinci teklife red. Uzun dönem bir koalisyon. Bir seçim hükümeti kurmayız. İkinci teklife, ihtimale red. Bir sizin azınlık hükümetine destek vermeyiz. Yine red. 4 erken seçim teklifi gelirse buna da hayır deriz. Yani meclis içinde olabilecek bütün formüllerin hepsine hayır diyen Sayın Bahçeli'dir. 7 Haziran'dan bu yana ortaya konan her ihtimale sadece hayır demiştir. Ben Sayın Bahçeli'den hayırlı işlerde işbirliği beklerdim de böyle sürekli hayır demesini beklemezdim. Geçici hükümette yer alma teklifine olumlu yanıt veren Tuğrul Türkeş'e teşekkür eden Başbakan, MHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Dün kendisiyle olumlu cevabını aldıktan sonra görüştüğümde kendisine de ifade ettim. Böyle dönemler ağır sorumluluk alma ahlakını, devlet ahlakına sahip olanları da olmayanları da ortaya koyar. Böyle bir dönemde eğer bir kişi kendisine yapılan bakanlık teklifini reddediyorsa, bu ağır sorumluluktan kaçıyor diyor demektir. Ama eğer bir kişi Sayın Türkeş gibi bu teklifi kabul ediyorsa bir menfaat peşinde değil, ülkenin geleceği peşinde olduğunu ortaya koymuş demektir. Şimdi Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamada bu tavrı tarihin yazacağını söylüyor. Tarih sorumluluktan kaçanları da yazacak. Tarih, millet beka mücadelesi verirken hayır, hayır, hayır diyenleri de yazacak. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a yönelik hakarete de sert tepki gösterdi. Nerede kadın hakları savunucuları? Nerede sivil toplum sözcüleri? Nasıl bir kara bulut çökmüş ki vicdanların üzerine, eğer hakaret, eğer eleştiri dahi yöneltilse bir hanıma, hanım haklarından, kadın haklarından bahsedilir. Ama böyle ağır bir hakaret yapıldığında sessiz kalır. Sayın Kılıçdaroğlu'yla son 2,5 aydır son derece nazik, nezaket kuralları içinde görüşmeler yaptık. Karşılıklı olarak birbirimizi tanıdık. Ailelerimizden bahsettik. Şimdi kendisine sesleniyorum. Bu milletvekilinin haddini siz bildirin. İnsanların aileleriyle, siyasilerin aileleri üzerinden bir takım oyunlara kalkışan bu insanların haddini siz bildirin. Ama siz bildirmezseniz biz had bildirmeyi de biliriz.